18 Mayıs'ta yani 10 gün önce vizyona giren film Türk sinema tarihinde bir ilke imza attı. 41 salonda aynı anda vizyona giren komedi filmi 3 vakte kadar ilk 3 günde sadece bir, yanlış duymadınız, bir kişi izledi. Yolcu. Aşk kafeye gidecektim. Ablam Murat çok yazar. 10 gün önce vizyona giren film gişede rekor kırdı. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği komedi filmi 3 vakte kadarı ilk 3 günde sadece bir kişi izledi. O zaman güzel demek ki bir kişi izlediğine göre. Büyük ümitlerle çekimlerine başlanan filmde Hasan Gümet'in yanı sıra Selami Şahin'in oyunculuğa ilk kez adım atan kızı Merve İrem Şahin'in, sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu da rol aldı. Yer yerinden oynayacak oğlum bu haberle. Box office verilerine göre 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde bir kişinin izlemesi kırılması güç bir rekor. Belli ki oyuncuların yakınları bile filmi merak edip sinema salonuna gitmemiş. Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmin ilk 3 gün hasılatı ise 15 lira. İlk 3 gününde sadece bir kişinin izlediği 3 vakte kadar filmi şu anda Türkiye'de 2 noktada var. Çerkezköy ve Çorum. Biz de kalktık kameraman arkadaşımla Çerkezköy'e geldik. Bakalım dedik kaç kişi bugün bu filmi izleyecek? Parayı buldu geldi. Peki... 3 vakte kadar da var burada. Evet, duydum. Bir kişi izlemiş şu ana kadar. İlginç. 14-15 seansına 2 bilet aldık. Sabah seanslarından itibaren bilet alan 3. ve 4. kişi olduk. Sinemaya mı geldin? Evet. Peki film hangisi? 3 vakte kadar. Gideceksin yani. Evet, gideceğim. Peki. Filme sadece bir kişi gitmiş. Pek beğenilmeyen bir film herhalde ama ben merak ettim. Her ne kadar bizden önce 2 kişi sinemaya bilet almış desek de o 2 kişi de gelmedi. Koca salonda kameraman arkadaşım ve ben kaldık. Ama durun siz, benim aklımda güzel plan var. Taktik bilindik ama sağlam. Bam, bam, bam. Filmin yapımcısı da olan Hasan Gümet, filmi kaç kişi izledi sorusuna kızdığı için bir rakamını verdiğini, asıl rakamınsa 803 olduğunu söyledi. İstemeden de olsa reklamını yaptığı filmin yeniden İstanbul'da vizyona gireceğini açıkladı. Köksal! Siz ne yaptınız?